Sayın basın mensupları hoş geldiniz. Üzücü bir olay nedeniyle toplandık, bir araya geldik ve bu basın açıklamasını yapıyorum. Benden sonra Sayın Belediye Başkan adayımız Sayın Dursun Mirza ve Sayın Belediye Başkan Vekilimiz Suat Ok abimiz de sizlere bir iki cümle söyleyecek. Sayın partililerimiz, sayın basın mensupları, 269 gündür yaşamak için direnen Berk'in evladımız artık yok. Hükümet yetkililerine de buradan sesleniyorum. Memnun oldunuz mu? Memnun musunuz? Bence bugün sloganı, bugün manşeti memnun oldunuz mu cümlesidir. Biz pek memnun olmadık. Çocuk 269 gündür yaşamak için direniyordu. 16 kiloya kadar düştü ve hiç uyanamadı. Bu dünyayı da gözlerini kapattı. Ama acı olan şu, vicdanları yaralayan şu. Sosyal medyada kendini bilmez insanlar 16 kiloya düşen 14 yaşındaki bir çocuk için hangi rejimi uyguluyor da o kiloya düşüyor diye kendi aralarında geyik muhabbeti yapıyorlar. Aslında Berkin'in ölümünden daha çok vicdanları yaralayan olay insanımızın düştüğü bu durum. Bizim insanımız böyle bir insan değildir. Halkımız böyle bir halk değildir. Anadolu halkı böyle bir halk hiç değildir. Ne oldu da bu halk buraya kadar getirildi? Ne oldu? O insanların çocukları bu hale gelebildi. 14 yaşındaki bir çocuğun, 269 gündür uyanamadan yoğun bakımda yaşayan bir çocuğun 16 kiloya düşmesini espri konusu kadar yapabilecek seviyeye biz nasıl düştük? Bu çocuklar biz nasıl bu hale getirdik? Öncelikle bunu kendimize sormamız lazım. 12 yıldır iktidarda olan bir hükümetin yetiştirdiği nesil işte böyle bir nesil. Çünkü şu anda 20 yaşında olan çocuklar bu hükümet iktidar olduğunda 8 yaşındaydı. 12 senede 8 yaşındaki, 10 yaşındaki çocuklar kaç yaşına geldi? 20 yaşına geldi, 22 yaşına geldi. Facebook'ta kendi aralarında geyik muhabbeti yapıyorlar. Nasıl rejim yapmış da 16 kiloya düşmüş diye. Eski yönetim kurulu arkadaşımızın ufak bir yazısı var. Onunla devam edeceğim. 270 gün önce ölümün aklına bile gelmediği bir çocuk, 270 gün önce belki de annesi yemek hazırlarken bilgisayar masasından kaldırdı onu. O da belki uf dedi ama çaresiz kalktı, bakalım yolunu tuttu. Ekmek almaya gidiyordu. Yürürken kim bilir neler geçiyordu aklından. Belki yarın gideceği film, hafta sonu buluşacağı kız, yazın gideceği tatil veya sınavı, okulu, arkadaşı. Ruhu tazecikti bedeni gibi. Hayalleri vardı, telaşları, endişeleri, üzüntüleri ya da mutlulukları. Belki o ana kadar oynadığı bilgisayar oyununu eve gidince nasıl oynayacaktı, tek derdi oydu. O an işte o an kafasında bir şimşek çaktı, unuttu her şeyi. Kafasına isabet eden şeyle bıraktı orada hayallerini, umutlarını, ailesini, sevdiği kızı, arkadaşlarını, kalemini, defterini, silgisini, çantasını, eşofmanını, giysilerini, resimlerini, tuttuğu takımını, eşofmanını orada bıraktı. Annesi Berk'in kafasına fişek isabet ettiği sırada muhtemelen yemek yapıyordu. Ama düşündüğü belki de yaptığı yemek değildi. Belki ay sonu nasıl getirecekti onu düşünüyordu. Sonra kapı çalındı. Kapıyı açmaya gitti. Tam nerede kaldın diye kızacakken üniformalı birini gördü kapıda. Kulağı uğuldadı. Adam konuşuyordu. Gazdan, gösteriden, fişekten bahsediyordu. Ama duyamadı. Çığlığı bastı sadece. Çığlığa komşular çıktı. Zor tuttular annesini sakinleştirmek için. Hastaneye koştular. Babası da işteydi. Çalışıyordu her baba gibi. Kafası meşgul, işi başından aşkın. Elinde dosya koşturup duruyordu bir o yana bir bu yana. Haber vermek için tüm çalışanlar toplandı. Amire haber verdi. Dosya düştü elinden, olduğu yere yığıldı. Gariptir, ağlamadı. Günlerdir süren olayları izliyordu TV'den ama o vicdansızlığın bir gün kendi oğlunu vuracağını aklına bile getirmemişti. Koştular hastaneye, beklemeye başladılar hastane koridorlarında. Bir gün, bir hafta, bir ay. Değişmiyordu hiçbir şey. Başlarda hiç kimse fark etmemişti ama uzakta kenarda bir kız ağlamaktan şişmiş gözleriyle duruyordu. Annesi o zaman fark etti o kızı. Sordu yanındakilere kim bu diye. Söylediler Berk'in arkadaşı diye. Bir aydır hiç gitmediyse özel bir arkadaşıdır diye düşündü. Annelik içgüdüsüyle yanına gitti. Kalktı kızın yanına gitti. Hiçbir şey söylemedi. Kısa bir bakış, sarılıp ağladılar birbirlerine uzun uzun.
Sonra o kız annesinin yanından hiç ayrılmadı. Zaman geçiyordu. Berk'in kilo kaybediyor, giderek daha kötüleşiyordu. 16 kiloya düşmüştü. Açmıyordu gözlerini. Ama onu bu hale getirenler, hastane önünde desteğe gelen toplularda aynısını yapıyorlardı. Gaz sıkıyorlardı. Onlara söyledikleri tehlikeli diye. O gazlar da hastane koridorlarına doluyordu ama onların umurunda değildi hastalar, yaşayanların olmadığı gibi. 268 gün sonra, Berk'in ölmeden bir gün önce ülkenin cumhurbaşkanını aradı babası. Geçmiş olsun demek için. Arkadaşlar, kimse ağlarım gözyaşlarını bilir misiniz? Niye ağlarım? Timsah avını yedikten sonra, yuttuktan sonra hazmetmek için uğraş verir. O sırada gözünden yaş gelir. Çocuk ölmeden bir gün önce, 268 gün sonra siz babasını arıyorsunuz, yapabileceğimiz bir şey var mı diye soruyorsunuz. Hiç aramasaydın daha iyiydi. Hiç aramasaydın daha iyiydi. Sonra nefes alışı durdu Berk'in. 269 günlük mücadele bitti. Küçük de olsa umutla haber bekleyenler için son kapıda kapanmıştı, öldü. Öldü ve tüm bunlar yaşanırken hiç konuşmayan, belki de kenardan sessizce bunları izleyen sadece Berkin'di. Konuşacak, söyleyecek çok sözü vardı ama hiçbir şey söyleyemeden, yapamadan gitti Berkin. Berkin uyanamadı ama belki o küçücük bedeni Türkiye'yi uyandırdı. 269 gündür Berkin için dua eden halk vardı. Onları da uyandırdı. Bu iktidarın başı Mısır'daki Esma kızımız için kabinesiyle beraber Saliha Sümük ağladı. Ağlaması normal. İnsan olan ölüme üzülür. Hele genç ölümüne çok üzülür. Suriye'deki çocuklar için de ağladılar. Tabii ki o Suriye'deki çocukların başına musallat olanlar da bunlar aslında. Onlar için de ağladılar. Ama bu memleket için ne yaptılar? Bu çocuklar için ne yaptılar? Hiçbir şey. Artık yeter. Sizleri görmek istemiyoruz. Duymak istemiyoruz. Bahanelerin, mazeretlerin arkasına sığınmanızı istemiyoruz. İç miraklar, dış miraklar, bilmem ne lobisi, duymak istemiyoruz, görmek istemiyoruz. Artık yeter arkadaşlar. Polisi, jandarmayı, MİT'i, vatandaşı, genci, yaşlıyı, Sünni'yi, Alevi'yi, Kürt'ü, Türk'ü birbirine düşürmeye çalışmalarının gerçek amacı ortaya çıkıyor. Sürekli bir gerginleşme, sürekli bir kutuplaşma yaratarak aslında yapmış oldukları tüm yolsuzlukların üstünü bir şekilde nasıl kapatırız? Birileriyle nasıl savaşırız? Ülke nasıl harp olur, darp olur, ortalık birbirine girer, biz de bu aradan sıyrılırız diye planları yapıyorlar. Hepsi ortaya çıktı arkadaşlar. Bu vesileyle katılmış olduğunuz için ben tekrar teşekkür ediyorum. Söyleyeceklerimi not alıyorum. Genç kardeşimiz o süreç zarfında hayatını kaybedenleri bir isimlerini okuyacak. Sonra Sayın Suat Okat söz verecek. Buyurun. Ethem Sarısülük, 27 yaşında, 1 Haziran 2013. Mehmet Ayvalıtaş, 21 yaşında, 2 Haziran 2013. Abdullah Cömert, 22 yaşında, 3 Haziran 2013. Mustafa Sarı, 27 yaşında, 5 Haziran 2013. Medeni Yıldırım, 20 yaşında, 28 Haziran 2013. Ali İsmail Korkmaz, 19 yaşında, 10 Temmuz 2013. Berkin Elvan, 15 yaşında, 11 Mart 2014. Tanrı'dan hepsine rahmet diliyoruz. Nur içinde yatsınlar. Ailelerine başsağlığı dilemek çok zor. Bir insanın evladı ölmüşse başsağlığı dilemek çok zordur. Sabırlar diliyoruz kendilerine. Ve Sayın Suat Okan.